Medyanın durumu fevkalade hazin. Yani bugün bağımsız vicdana ve mesleki formasyona sahip olan bir gazeteci medyanın durumunun iyi olduğunu söyleyemez. Nitekim iktidar destekleyen gazetelerde bir takım yazarlar da bunu ifade ediyorlar. Hatta son zamanlarda bunun için bir gazeteden ayrılan, negatif izlenim bırakmamak için isim zikretmiyorum ve iktidara yakın olan bir gazeteci arkadaş, artık AK Partililer de doğru haber almak için karşı medyaya bakıyorlar. Kendi medyalarındaki o tek yanlı bakıştan tatmin olmuyorlar diye yazı yazdı. Sonra kendisi de ayrıldı. Medyanın durumu iyi değil. Bu yüzdendir ki ana akım medya giderek reyting kaybediyor, tıraş kaybediyor. Onun yerine birkaç tane muhalif kanal var. Onların reytingi artıyor veya sizin bu programınız gibi, benim yazdığım Karar Gazetesi gibi, T24 gibi daha tarafsız, daha objektif yayın yapan yerlere doğru bir yöneliş var. Artık internet siteleri giderek neredeyse mainstream hale gelecek. Bu üzüntü verici. Ben haberlerin, kanalların, yorumların bu şekilde atomize olmasından memnun değilim, onu belirteyim. Çünkü bir mainstream sağ ve mainstream sol medya olmalı. Bunlar o internet sitesinde, bu küçük gazetede, şu sitede atomize oldukları zaman dördüncü güç olamazlar. Belki de bu yönetenler bunu tercih ediyorlardır, böyle bir. Bunu biraz teknoloji de getiriyor. Bu bir tercih sebebi de olabilir. Şimdi bu dördüncü kuvvet sözüne genelde güçlü iktidarlar itiraz ediyorlar. Ne münasebet işte milletin iradesi falan. Bu dördüncü kuvvet sözü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında yer alıyor. Diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, demokratik bir toplumun temeli olan denetim ve dengenin gerçekleşmesi için parlamento denetimi yetmez. Neden? Bir takım usullere bağlı, muhalefetin gücü ne kadarsa o kadar denetim yapabilir veya yapamaz. Özgür medyanın denetimi birinci derecede önemlidir diyor. İşte bunun için diyor dördüncü kuvvet diyorlar. Yasama, yürütme, yargıdan sonra dördüncü kuvvet diyorlar. Elbette endişelerim var ama ben Türkiye'nin birikimini, ekonominin ancak Batı sermayesiyle düzelebileceği, Türkiye'nin yabancı sermaye alabilmesi için Anayasa Mahkemesi'nin, Yargıtay'ın, Danıştay'ın, Merkez Bankası'nın kendi yasaları çerçevesinde özgür davrandıklarına dair güven verme ihtiyacını dikkate alıyorum. Türkiye'de iktisat artık dağda yaşayan çobanın rızkı gibi dar bir kavram olmaktan çıkmış, milyonların ilgilendiği bir piyasa faktörü haline gelmiştir. Ben uzun vadede Türkiye'nin geleceğinden eminim. O zaman burada kısa vadede endişelerim olmakla beraber uzun vadede Türkiye'nin geleceğinden. Tabii çok sağ olun. Bunu bir sifta olarak telakki edelim.